Revit dosyalarının Navisworks'u kullanarak karşılaştırması üzerine bir sunum yapacağım. Ajandamızda Navisworks'te bulunan Compare komutu ile modellerin karşılaştırılması, metraj araçlarını kullanarak modellerin karşılaştırılması, örnek uygulama ve soruları işleyeceğiz. Compare komutu ile modelleri karşılaştırırken öncelikle seçim ağacında bulunan modelleri seçiyoruz ve Compare butonuyla bunları karşılaştırabiliyoruz. Değişen, yeni eklenen ve silinen elemanları kolayca görebiliyorsunuz. Farklı renklerle işaretlenebiliyorlar. Highlight results dediğiniz zaman değişen, silinen veya yeni eklenen elemanları farklı renklerle işaretleyebiliyoruz. Yine setlerle otomatik olarak gruplanabilir. Bu şekilde yine değişen, yeni eklenen ve silinen elemanları kolayca seçmek mümkün oluyor. Bir diğer yöntem ise metraj araçlarını kullanarak modellerin karşılaştırılması. Değişen, yeni eklenen ve silinen elemanları uyarı ile size bildirir. Gördüğünüz gibi Quantification Workbook penceresinde yer alan sol bölümde, Items bölümünde i harfini görüyorsunuz. Mavi içerisinde küçük bir i harfi var. Burada herhangi bir değişiklik olduğunda bu i harfinde yani bilgi, information seçeneğini görürsünüz. Dolayısıyla bu ne demek? Ya eleman silinmiş olabilir, elemanda herhangi bir boyutsal değişiklik olabilir. Dolayısıyla bu boyutsal değişiklikte eski modelde neydi, yeni modelde ne oldu veya farklı nedir, hepsini görebiliyoruz. Sonuçları yeni modele göre güncelleyebiliyoruz. Herhangi bir satırı seçerek Select Row diyebiliriz satırı seçmek için. Daha sonra update dediğimiz zaman eski sonuçların üzerine yeni sonuçları yazdırabiliriz metraj tarafında. Şimdi bu iki yöntemle ilgili birer uygulama yapacağız. Uygulama sonrasında sorularınızı sorabilirsiniz. Lütfen webinar sonunda anketlerimizi doldurmayı unutmayın. Şimdi Navisworks'u açtıktan sonra hemen Append butonuyla modellerimizi birleştirelim. Ekranda gördüğünüz gibi Revit'in örnek modelini açıyorum. Shift orta butonla modeli döndürebilir. Yine orta butonla modelde zoom işlevlerini yapabilirsiniz. Şimdi diğer modeli de ekleyelim. Tekrar Append. Yine revizyona uğramış modeli ekliyorum. Daha sonra bakın iki modeli kontrol butonuyla işaretliyorum. Burada model bazında değil, kat bazında veya eleman bazında da karşılaştırma yapmak mümkün. Ama biz örneğimizde model bazında karşılaştırma yapacağız. İki modeli kontrol butonuyla seçtim. Dikkat edin, Home sekmesinde Compare aktif hale geldi. Burada genelde sorulan soru şu, ben de Compare butonu aktif hale gelmiyor şeklinde sorulabiliyor. Dolayısıyla bakın iki modeli veya iki nesneyi seçmeniz gerekiyor Compare'in aktif hale gelmesi için. Hemen Compare seçeneğini işaretleyelim. Ekrana Compare penceresi gelecek. Find Differences in bölümünde geometriyi işaretleyin. Yani sadece İki model arasındaki geometrik farklılıkları görmek istiyoruz. Results bölümünde ise Save as Selection Sets, yani ortaya çıkan farklılıkları bir seçim seti olarak kaydeder. Save each difference as set, her bir farklılığı ayrı bir set olarak kaydeder. Burada set dediğimiz aslında program onları grupluyor. Remove old results dediğimiz zaman eski sonuçları kaldır. Yani siz daha önceden bu işlemi yapmış olabilirsiniz. Buradaki set isimlerini, yani setleri kaldırsın ve yapılan değişiklikleri kaldırsın diyebilirsiniz. Remove Alt Results seçeneğiyle. Hide Matches da şu işe yarıyor. Eğer iki modeliniz arasında aynı nesneler varsa bunları gizliyor. Dolayısıyla revizyon olan nesneleri çok daha rahat gözlemleme şansınız var. Highlight Results seçeneğiyle de revizyon olan elemanları farklı renklerde tarayabiliyorsunuz. Bu da yine yapılan revizyonları anlamamızda etken. Şimdi OK butonuna basalım. Bakın OK butonuna bastığımda modelde eşleşen elemanların tamamını gizlemiş oldum. İsterseniz tüm model içerisinde yapılan revizyonları gözlemleyelim. Bunun için Viewpoint'te öncelikle render modunu değiştirmemiz lazım. Çünkü full render modunda her zaman materyal özelliklerini gösterir. Dolayısıyla biz shaded'a geçeceğiz. Burada tabii arka plan siyah. Dilerseniz arka planı da değiştirelim. Hemen sağ tıklayalım. Background ve arka planı da şöyle farklı bir şekilde değiştirelim. Şimdi burada görüyorsunuz kırmızı değişen elemanlar, sarı silinen elemanlar ve burada bakın mavi ile yeni eklenen elemanları görüyorsunuz. Yeni eklenen elemanlar mevcut burada. Şimdi bunun dışında şöyle yapalım. Bir model içerisinde gözlemleyelim bunu. Hemen Unhide All diyelim. Home sekmesinde Unhide All tüm modeli açtım. Burada tabii eşleşen elemanlar beyaz görünüyor. Eşleşen elemanların biraz daha şeffaflığını artırabiliriz görmek adına. Hemen bakın Compare Matched olanları seçtim. Bunları Item Tools'un içerisinden daha şeffaf hale getiriyorum. İsterseniz buradaki bakın çubuğu kullanabilirsiniz veya buraya yüzde olarak bir değer yazabilirsiniz. 70 değerini yazalım. Bakın Escape'le çıktığım anda artık eşleşen elemanların daha transparan olduğunu, daha şeffaf olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla artık revizyonları, model içerisindeki revizyonları da çok kolay bir şekilde görmüş oluyoruz. Tabii bu yöntemde değişen veya örneğin yeni eklenen elemanların tabii ne kadar değişti, özellikle değişen elemanların ne kadar değiştiğini bilemiyoruz. Onun için tabii farklı bir yöntem göstereceğim birazdan. Bu arada setlerle ilgili şunu da söylemek istiyorum. Bakın her değişen elemanı da bakın ayrı ayrı aslında bir set olarak kaydetti. Çünkü o kutucuklardan hatırlarsanız işaretlemiştik bunları. Dolayısıyla bu modelde değişen bu elemanı görmek için hemen bakın seti seçtim. Görünüm kübünün köşesine tıkladığım zaman o nesneye zoom yapabilirim veya klavyenizdeki Page Down butonunu kullanabilirsiniz. Şimdi diğer örneğimize geçelim. Metrajı kullanarak nasıl farklılıkları tespit edebiliriz? Bunun için tekrar Open'la açalım. Daha sonra tekrar Append'le diğer modeli de isterseniz bağlayalım. Öncelikle metraj ayarlarını yapmamız gerekiyor. Bunun için Quantification Workbook penceresinin açılı olması gerekir. Eğer Navisworks'te Quantification Workbook penceresi açık değilse View sekmesi altında Windows'tan veya Home sekmesinden bunu açabilirsiniz. Bakın Windows'ta bu pencerelerin tümü yer almaktadır. Hemen Quantification Workbook'u burada işaretleyebiliriz. Burada tabii çalışma alanınızı da daha sonraki projelerde kullanmak adına kaydedebilirsiniz. Bunun için de Save Workspace komutunu kullanabilirsiniz. Şimdi Project Setup diyelim. Bakın Project Setup içerisinde CSI 16 veya CSI 48 bu Construction Specification Institute'nun hazırladığı 16 veya 48 bölümde hazırlanan şablonlarımız. Onun dışında uniformat seçeneği kataloğumuz var. Biz burada none seçeneğini işaretleyerek devam edeceğiz. Herhangi bir kataloğu işaretlemiyorum. Metrik olarak devam edelim. Burada yine örneğin model ağırlığını kilogram değil de ton göstersin gibi değişiklikler yapabilirsiniz. Finish deyip çıkalım. Şimdi önceki yani revizyon öncesindeki modeli saydıracağım metrajla. Bunun için sağ tıklayıp Quantification'ı seçebilirsiniz. Ama ben daha kısa bir yöntem olan sürükleyip bırakla workbook'un üzerine sürüklüyorum. Oldukça kolay. Tüm elemanların metraja girip girmeme durumunu kontrol edebilirsiniz. Bunun için Hide Takeoff demeniz yeterli. Bu arada tabii diğer revizyon modelini gizleyelim geçici olarak. Bakın Hide Takeoff dediğimiz zaman birinci modeldeki tüm elemanların sayıldığını görüyoruz. Dolayısıyla herhangi bir metraja girmeyen elemanımız yok. İlk modeli dilerseniz artık saydırdık. Bunu silebiliriz. Delete butonuyla Selection Tree'de üzerine sağ tıkladım ve Delete butonuyla siliyorum. Daha sonra Home sekmesinden Unhide All diyelim. Gizlenmiş elemanların tamamını açalım. Daha sonra yine Quantification Workbook penceresinde yer alan Change Analysis seçeneğini işaretliyorum. Burada bakın Analyze Changes seçeneği var. Analyze Changes. Burada değişiklikleri analiz ediyor. Oldukça detaylı bir şekilde değişikliklerin analiz edildiğini göreceksiniz. Örneğin şöyle hemen bakalım. Dikkat ederseniz burada şöyle bir seçelim. Mesela Concrete Round Column seçtiğimiz zaman dairesel kolonlarda bazı elemanlar değişikliğe uğramış. Neler değişikliğe uğramış acaba? Diyor ki bakın metrajı alınan bazı elemanların silindiğini gösteriyor. Peki hangi elemanlar silinmiş? Buna bakalım. Bakın faremin orta butonuyla aşağı doğru çektiğim zaman durum çubuğunda yine ilgili ikon yer alıyor. Takeoff durumunu yani metraj durumunu gösteriyor ve bu elemanın silindiğini aktarıyor size. Dolayısıyla eğer bu eleman silinmişse ne yapabilirsiniz? Select Row diyerek satırı seçip eğer hakikaten doğru bir revizyon yapılmışsa Delete Take Off diyerek metrajdan çıkarabilirsiniz. Onun dışında değişen elemanlara bakalım. Örneğin duvarlarda değişen bölümler var. 22,5 santim kalınlığındaki duvarlarımıza bakalım. Bakın bu duvarlarda da hemen üzerine geldiğimiz durumun bazı değişikliklerin meydana geldiğini gösteriyor. Hemen altta değişiklik meydana gelen satırları görüyorsunuz. Yine aynı ikon mevcut. Burada Model Length bölümü örneğin 1.4 metreyken 0.8 metreye düşmüş yeni durumda ve 60 santimlik bir fark görünüyor. Tabii bunların alana ve hacme etkisini de burada görebiliyorsunuz. Eğer aynı şekilde revizyon doğru yapılmışsa yine bunlar seçtiğiniz satırlar metrajda güncellenebilir. Bunun için yine Select Row komutuyla satırı seçip update from model diyebilirsiniz. Bakın aşağı doğru indikçe tüm elemanlarda, tüm değişen elemanlarda information butonunun çıktığını görüyorsunuz. Dolayısıyla bu şekilde metraj yoluyla da revizyon takibi yapılabilir. Dediğim gibi iki yöntemden hangisi daha kolayınız oluyorsa bunu seçebilirsiniz. Ama metrajla takip etmek biraz daha detaylı sonuçlar verecektir.